gün soruşturma akşama kadar sürdü efendim. Önce davacı olaraktan, sonra sanık olaraktan, daha sonra tanık olaraktan girdik çıktık. Kimse de asap sinir namına bir şey kalmadı tabii. En çok da o senin bilmiş avukatın yüzünden. Aman işi bir karıştırıyor ki. Usul hakkında efendim, yok, çelişik ifade, anamızı ağlattı yani. Seninki çok doğru duruyordu da, unuttun otel odasında çocuklarla sürünmemizi. O nedir? Ahmet Ağa daha iyi anlatır. Anlat şunu be! Bunlar efendim, o büyük sorgu sualden sonra bize bir süre hiç dokunmadılar. Ahmet'le ben mahkemeye gidip geliyor ama çocuklar rahat. Tam avukatlara Allah sizden razı olsun diyeceğiz. Bizimkisi celsenin birinde kalktı. Kalkmaz olsun. Dur be, lafımı kesme. Efendim dedi. Dava sanıklarının 8 tanesi 15 yaşından küçük olup bunların işledikleri suçun neydi o? Farik ve Mümeyyiz. İşledikleri suçun farik ve mümeyyizi bulunup bulunmadıklarının sağlık kurulunca tespitini isteriz dedi, oturdu. Bunun avukatı da kalktı, sanki anlaşmışlar gibi, aynen onaylarız dedi. Fırladık. Aman hakim bey dedik. Elinizi ayağınızı öpelim. Etmeyin, bizi heyete göndermeyin. Hakim dinlemedi. Rapor alınacak diye kararı bastırdı. İlle de şey olacakmış. Farik ve Mümeyyiz. Hadi batsın. Bende 3, Dursun'da 2, bunda 3 çocuk vardık mahkemeye. Tam rezillik. Hem ne rezillik. Çocukların kollarına damga basıp ellerimize mühürlü birer zarf tutuşturdular. Hadi bakalım heyeti sığıyeye. Şehre indik. Otel odalarında tam 15 gün çocuk pışpışla, karınlarını doyur, altlarını giydir, çişe tut. Avrattan beter olduk yani. Farik ve Mümeyyiz raporlarımızı aldıktan sonra efendim, araya adli tatil girdi. Tatil oldu, oh! 2 ay kemiklerimiz dinlendi vallahi. Tatilden sonra avukatlar keşif icat ettiler. Hadisenin yerinde tespiti gerekmiş. Herifler rahat durmuyor ki. Mahkeme de keşif yapılmasını uygun buldu, karara bağladı. İşi gücü bıraktık efendim, keşif heyetini bekliyoruz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nohutlu pilav pişiyor. Aşure de yapıldı. Tavuklar da haşlandı. Daha ne olacak kız? Bir de ayran yaparız, oldu bitti. Kaç kişi gelir bunlar? 8-10 kişi olur herhal. Battık. Yak hele yak. Kızım, hakim bey midesinden rahatsızmış. Öyle her şeyi yemez. Millete eğlence çıktı. Yunus, Ahmet, hadi yürüyün. Nereye? Veriyesi var mı? Koskoca hakim ayağımıza geliyor. Karşılamak lazım. Öyle ya, düşünemedik. Okulu tatil ettik. Bugünkü dersimiz mahkeme keşfi. Elinizi çabuk tutun ha. Neredeyse hakim bey gelir. Sen de bekleyin oğlum. Senin ayağınla hakimi kaçırırız. Otur şimdi. Hadi, Allah Allah. Hadi, yürü. Aman ha! Hakim beyin yanında sessiz durun.
Sigara migara içmeyin. Göreyim sizi. Kim bunlar muhtar? Kuyulu köyden geliyorlar. Keşif seyretmeye. Nereden haber almışlar be? Alırlar. Buralarda serseri çok. Ulan Ahmet, sayende bir reklamlara çıkmadığımız kaldı. Bunların geleceği yok. O gün hakim beyin işi çıkmış. Keşfe gelememiş. Cuma'ya mutlaka gelecek. Eksik olmasın. Hakim beyi iyi ağırlayın. Şu iş bitsin, kurban keseceğim vallahi. Bu sefer kesin geliyormuş. Hükümet işi bu, hiç belli olmaz. Gel lan şöyle. Burası sinema gibi. Var mısın iddiasına? Bugün de gelmeyecek. Ya sizin hiç işiniz gücünüz yok mu? Kız, şu suratının kirine bak. Hakim karşısına böyle mi çıkacaksın? Lan! Git içeri o pijamanı çıkart da pantolonunu giy, hadi! İşit nasıl olur baba? Lan ben ne bileyim, birkaç kere keşfe mi çıktım? Hadi bakayım! Ben de bir tıraş olayım bari. Ol baba. Ben de birazdan pudralanıp dudak boyası sürüp geliyorum. Allah Allah. Hadi enişte geliyorlar. Tavuğun butlarını ayır avrat. Hakim beyin gene işi çıktı anlaşılan. Bitmez. Hakim beyimizin işi bitmez. Gelmez. 8 keşfe gelmeyen hakim 9.'ya da gelmez. Nerede bunlar? Hoş geldiniz. Muhtarı çağırın bana. Muhtar az önce eve gittiydi ama. Keşfe geliyoruz, kimse yok. Nerede bu Yunus Çakmak'la Ahmet Oğuz? Koş aslanım, haber ver. Yunus amca! Yunus amca! Yunus amca! Ne? Hakim geldi! Eyvah, şimdi yandık. Ahmet ağa! Ahmet ağa! Ne var? Hakim gelmiş. Eyvah! Ne olacak şimdi? Ahmet davarın peşine gitti. Dava açmayı bilir ama! Hakim bey de durdu, tam gelecek zamanı buldu be! Bir ayranımızı isteydiniz efendim. Buyurun. İstemez. Dönelim bari. Bu durumda keşif filan yapılmaz. Hoş geldiniz efendim. Neredesiniz yahu? Sizin için bu kadar yoldan geldik. Kusura kalmayın efendim. Vallahi hiç beklemiyorduk. Ya, beklemiyordunuz demek. Mahkeme heyeti size gün verecek, siz beklemeyeceksiniz.
Hadi beklemeyin bakalım, haftaya yine geleceğim. Beklemeyin de ne olacağını görün. Şimdi ne yapacağız muhtar? Vallahi çok kötü, çok kızdı. Elimi sıkmadı, bir ayranımızı bile içmedi. Ahmet'in durumu daha kötü. Haftaya davul zurnayla karşılayacağım hakim beyi. Kuzu çevireceğim, affeder. Ahmet mahvoldu. Bana bakın, son defa söylüyorum. Hakim beyin arabası görünür görünmez davul zurna çalacak. Karşılama sırasında kızımız eğilerek çiçek verecek. Ben kısa bir konu...